Ailelik Teşkilatı aynı zamanda Bacıyan Rum şeklinde kadınlar kolu olan bir teşkilattı. Yani sadece erkek esnafların oluşturduğu bir örgüt değildi ve Bacıyan Rum örgütü tarihteki ilk kadın STK'dır bizim şu anda anladığımız anlamda. Bacıyan Rum'un kurucusu da Fatma Bacı diye bilinir. Bir rivayete göre Ahevran'ın eşi, bir rivayete göre de Hacı Bektaş Veli'nin hizmetini gören bir bayandır. Her ikisinde olma ihtimali yüksek çünkü Ahevran'a ahilik teşkilatını kurma tavsiyesinde bulunan kişi Hacı Bektaş'ı Veli'dir. Belki hizmetinde bulunan bir bayan olarak da Fatma Bacı'ya böyle bir bayanlara yönelik de bir teşkilat kurdurmuş olabilir. Bacıyan Rum teşkilatı da aynı ahilik teşkilatı gibi kadın üyelerine yönelik erkeklere yapılan hizmetlerin aynısını yapan bir kuruluştur. Bu da bizim şu anda içinde bulunduğumuz mekanda o dönemlerden kalan. Çünkü ahilik teşkilatının kuruluşu 13. yüzyıla yani 1200'lü yıllara denk geliyor. Bizim şu anda bulunduğumuz mekan da aşağı yukarı o dönemlere ait bir mekan. Bu türlü sanayi sitelerinde kadınlara mutlaka yer ayrılırdı. Kadınların da mutlaka kendilerine has el sanatlarını, kadınlara yönelik üretimlerini yaptıkları iş yerleri olurdu. Oralarda daha çok işte halıcılık, halı ve kilim dokumacılığı, nakışçılık, örgücülük, keçecilik o döneme ait yine el sanatlarından, ipek ve pamuk ipliği üretimi gibi işler kadın esnaf üyelerinin elindeydi. Ve aynı onlar da erkek esnaf üyeler gibi bu tür meslek kollarının gelişimi, bu tür sanatların gelişimi, kadınların bu tür faaliyetlerdeki çalışmalarını destekleyen bir kurumdu. Sadece iş alanı olarak değil, sosyal hayatta da Bacıyan Rum aynı ahilik teşkilatı gibi kadınlara yönelik sosyal çalışmalar yürütmüşlerdir. Yetim, öksüz kız çocukları Bacıyan Rum'un sorumluluğundaydı. Onların eğitilmesi, meslek sahibi edilmesi, evlendirilmesi konularında önemli çalışmaları olmuştur. Onun dışında yaşlı kimsesiz kadınların bakımını gene Bacıyan Rum üyelerinin üstlendiğini görmekteyiz tarihte. Bunların dışında mesela gayrimüslim kadınlara yönelik de önemli hizmetleri olmuştur. Yani ahilik teşkilatının yaptığı bütün hizmetleri kadınlara yönelik yürüten bir teşkilattır Bacıyan Rum teşkilatı. Ve aynı ahilik teşkilatı gibi Anadolu'nun Türkleşmesinde, İslamlaşmasında çok büyük hizmetleri geçmiştir. Ben bu vesileyle hem Ahi Evren'in hem de Fatma Bacı'nın ruhları şad olsun diyorum. Ama ne kadar güzel ki üzerinden bir asıra yakın bir zaman, neredeyse 800 küsur yıl geçmiş. Hala isimleri anılıyor, hayırla anılıyor. Ruhlarına fatihalar okunuyor, hayır duaları ediliyor. Allah bizlere de böyle hizmetler yaparak dünyadan ayrılmayı nasip etsin. Tabii şu andaki esnaf üyesi arkadaşlarımıza da onların bıraktığı yolda ilerlemeyi, onların bıraktığı ilkeleri, düsturları hiç bozmadan gelecek nesillere aktarmayı da sizlere nasip etsin. Çünkü ahilik teşkilatının özüne baktığınızda yani pek çok şey sayılabilir özellik ve nitelik olarak. Ama hepsinin ortak paydası iyiliğe ve güzelliğe dair ne varsa ahilik teşkilatının içerisinde vardır. Bizlere de düşen şey de bu değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak. İcra ettiğimiz sanat kolları...
Ali. Buraya da bakar mısın? Unutulmamalıdır ki iyi bir çırak, iyi bir kalfa, iyi bir usta her zaman için kendini yenilemeli ve teknolojiyi takip etmelidir. Bu alandaki rekabetin ürünlere ve ekonomimize yansıması her yönden kazanmak anlamındadır. Ahilik bir insanlık sanatıdır, diyen Ahi Evran Veli bundan 800 yıl önce ticaretin tüm ince ayrıntılarını dile getirmiş ve ticaretteki davranış kurallarıyla insanlığa hizmet edecek öğüt ve nasihatleri bugün bile hepimizin maneviyatında yer etmiştir. Ahilik haftası... Bir şey koyarak ben de başa geçtim. Bir şey alabilir miyim?